Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gönül güzel takipçilerim. Evet, gördüğünüz gibi videomu Glaksonya, diğer ismi de bardak menekşesiyle açtım. Evet, şöyle göstereyim ama bunlar Fatma teyzemin, 5. kat komşumun Glaksonyalar arkadaşlar. Bakın şurada yapraklardan dikmiş. Böyle de minik bebekleri olmuş. Hala da şöyle yaprak dikmiş. Evet, burada da yine bebekler böyle çiçek açmıştı. Bir süre kızındaydı arkadaşlar, doğum yapmıştı kızı. Bir süre ben baktım. Şöyle çiçeklerini suladım. Geldim Fatma teyzenin. Şöyle kalonşoları var. Şöyle rozet çiçeği var. Beyaz rozet çiçeği. Glaksonyalar. Arkadaşlar, glaksonya ne kadar büyük olursa saksısı öyle yaprakları ve çiçekleri büyük oluyor. Gördüğünüz gibi küçücük saksıda tutmayın onları. Saksısını büyük tutun arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hem yaprakları böyle büyük, kocaman oluyor. Şöyle elim üzerine koyayım, şöyle göstereyim. Nereden bakarsanız elim gibi. Evet, şöyle bir saksının içerisinde 1, 2, 3, 4 bayağı güzel olmuşlar maşallah. Evet, şurada kalonşu, birden aklıma gelmedi. Kalonşu hemen dip kısmında ısırganlar çıkmış. Bu ısırgandan börek bile yapar Fatma teyzemiz. Fatma teyze, ısırganlar çıkmış senin. Evet. Evet, şurada da pembe. Gördüğünüz gibi toz pembe. Hemen şöyle uçuk pembe. Bunlar kendi tozlaşabiliyordu arkadaşlar. Rozet çiçeği, Vinca diğer ismiyle. Polis rozeti diye de geçiyor. Birçok ismi var. Medine gülü diyorlar. Birçok ismi var arkadaşlar. Hemen şöyle dip kısımda yine kalonşu. Evet, şurada kocaman bir tane. Şöyle bir tane değil mi? Birkaç tane var. Fatma teyzemin burada bir tane şeyi var. Şöyle. Yılbaşı çiçeği çok güzel olmuş. Pembe mi açıyordu Fatma teyze bu? Evet, pembe, eski klasik türlerden. Çok güzel olmuş ama burada maşallah. Yerini de sevmiş. Zaten bunlar böyle serbest yeri seviyor. Benim balkonum çok kalabalık olunca maalesef yılbaşı çiçeği olmuyor. Bu kadar büyümüyor. Küçük oluyor. Hemen yan dallarından şey yapıyor, çürüme yapıyor. Hemen diğerini de göstereyim. Şöyle kocaman olmuş. İnşallah nasip olursa çiçeği açarsa gösterin. Bunlar böyle sakin. Hiç böyle sağında solunda fazla sıkışkın çiçeği, o çiçek olmayacak arkadaşlar. Böyle gelişi güzel. Hiç sağına soluna değilmeyecek. Öyle böyle güzel büyüyor. Çok da güzel oluyor. Bakar mısın şu maşallah. Evet, şurada hemen yine böyle biraz şey var. Zebra sukulent var. Arkadaşlar bakar mısınız? Fatma teyzem balkonunda bile maydanoz yetiştiriyor. O kadar güzel ki, hatta kendi yokken ben bile bir sefer aldım. Çok güzel. Hemen şurada nanesi var, maydanozu var. Burada saksılarda da var. Şöyle göstereyim. Ben de dikeceğim. Tohumunu aldım arkadaşlar. Ve yanında hemen rozet çiçeği böyle beyaz beyaz açmış. Farklı türü. Şurada da gül var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bugün Fatma teyzemize zeytin kırdık. Biraz yardım ettim. Şurada yine vinka çiçeği. Çok güzel olmuş. Evet. Yılbaşı çiçeği nasip olur da inşallah mevsimi geldiğinde gelir, videosunu çekerim Allah izin verirse. Şöyle de harika güzel, böyle geniş ekran. Etrafında gördüğünüz gibi sağında solunda hiç çiçek yok. Yerinde o kadar çok sevmiş ki. Benim balkonum tıkış demiş arkadaşlar. Maalesef ki benim balkonumda olmuyor. Şöyle 1-2 dal kadar büyüklüğünde oluyor. Şöyle diyeyim. Şöyle arkadaşlar, böyle bu sadece bu kadar büyüyor. Ondan sonra büyümüyor. Yan taraftan çıkanları kök kök çürüyor. Çünkü çok basık. Çok kalabalık. Bunlar böyle sakin, geniş yeri seviyorlar. Aslında çok yıllık bir bitki ama bende maalesef olmuyor. Bende çok yıllık olmuyor. Evet. Organik taze maydanoz. Hemen topla, kısır yap. Salatalara kullan. Sarmaya, dolmaya kullan. Geçen Fatma teyzemiz toplamış. Sarmasına, dolmasına koymuş. Biraz daha tohum aldım. Ekeceğim diyor. Evet, ben de ekeceğim. Şimdi tam ekim dikim zamanı aslında. Şurada hemen dip kısmında gördüğünüz gibi aşkın gözyaşı damlası çıkmış. O kalın yapraklıdan, daha bebek bunlar. Kim bilir hangi balkondan düştü diyormuşum. Çünkü benim de öyle balkondan düştü komşumun vardı. Balkonda, 3. kat komşumda vardı. Böyle oldu. Yani şu maydanozun güzeline bakar mısınız? Organik maydanoz gibisi yok.
Evet, şöyle biraz etrafı çekeyim de. Evet. Osmaniye ileride, uzakta. Şöyle yapayım, benim çiçekler de gözükmüyor. Gerçi biraz ters düşüyor arkadaşlar. Evet, şöyle gelelim bu harika güzelliklere geri tekrardan. Evet, mesela şuradaki de hemen koparılacak olmuş. Buradaki eski yaprağı koparttığımız zaman tekrardan hem buradaki kök güçlenir arkadaşlar. Hem de bu yeniden size bebek verir, yeniden kök yapar. Bunlar eski şey, klasik türlerden. Katlı olan türler ben de aldım, maalesef ki olmadı. Fatma teyze, sana nereden geldiydi bu? Bu glaksonyalar, bardak menekşesi. Şeyden, benim komşu vardı orada, mahalledeyken. Ha. Ondan aldım yaprağı. Ha, yapraktan ürettin. Ya, yaprak. Maşallah. Yapraktan şey oldu. Yumru bir bitki zaten. Yaprağını böyle dikiyorsun arkadaşlar. Belli bir süre durduktan sonra böyle bebek çıkartıyor. Şey gibi. Menekşe gibi, ama bunlar dışarıyı çok seviyorlar. Bak orada sabah güneşi alan. Yaprağın dibinden çıkan var. He, maşallah ne güzel çıkartmış. Diğerleri de mesela böyle yaprak çıkarmadan kuruduğu zaman dip kısmına minnacık böyle şey yapıyor. Yumru yapıyor. O gelecek sene mevsimi geldiğinde çıkıyor. Ay maşallah. Burada da tomurcuk olmuş. Gördüğünüz gibi böyle solan çiçeği hemen kuruyabiliyor da oradaki, ama böyle de tohum da yapabiliyor arkadaşlar. Tohumundan pek diktim ben aslında, çıktı da birden yapraktaki olduğu gibi şey yapmıyor. Fatma teyze bak, tohum olmuş, gördün mü? Ya onu tamamından söylüyor diye. He. Bunun diyeyim, neden bu ilerlemedi? Bu geçen seneki. Ha, şey, hastalanmış belli. Benimki de bu sene, geçen sene öyle oldu. Biraz He. hastalanmış. Fatma teyze, bu galanşonda da şey var, unlu bit var. Ha, yine düşmüş değil mi? Hmm. Bak Hangisindeydi? şurada, şurada var. Şuralarında var. Ha, Görün bak, ha. toprağın üstüne de düşmüş beyaz beyaz. Ha, şu şey Unlu işte. bit olmuş. Gurutuyor bak. Bak gördün mü? Aa, şimdi sıktım benim ki yoruluyordu onları. Ha, He. dedim gel, hiç bakıp da Bak sıkmadım. gördün mü? He, aha baksana. Benim de şeyde var. Ceylan gözünde Baksana var. baksana, bunu ben Ha. yarı şimdi hiç bakmadım, dilaçlamadım. Bu ne renk açıyor? Biliyor musun ki sarısı var. He. Sarıya benziyor. Şey şöyle. Böyle şeyli var, şöyle renkliydi de bilmeyeyim, kuruyan da var. Hangisinden olduğunu. O bak, tomurcuk yapmış bile. Demek ki kalonşoların çiçek açma mevsimi geliyor. Bunlar da yapardı bak, gördün mü de şey, unlu bit olunca. Bak şuradaki tomurcuk yapmış bile canım ya. Sıkarım He, inşallah Allah izin inşallah. verirse. Bak şuradaki yaprağın artık eskimiş. Bunu buradan kesersen şey yapar, kökünü güçlendirir. Bunu, bu yaprağı buradan beslemez boşu boşuna. Şunu var ya, Hangisini? Ha. bunu kestik. Ha, şunu mu? Ama He, hiç bunu buradan dikmiyordu. kes. Kesmiyordu şey. Diktim zaten şurada 5 tane. Diktik. Ben darım, hiç belli olmaz. Benim takipçiler soruyorlar. Ha. Fidesi var mı diye. Fidesini soruyor, yumrusunu soruyorlar. Bu sene hava güzel gidince pek şey yapmadılar. Şey, şunlar kaç tane yerdir? Bundan söktüm birini. Geline diktim 4 tane yaprak. Bir de bundan. Ha. Orada da baktım, bir He, şey iyi olmuş. maşallah. Tohumundan da oluyor. Ben öyle şey yaptım, diktim de tohumdan olan birazcık geç şey oluyor. Geç çıkıyor. Geç büyüyor. He. Ya çok çeşitlileri var aslında. Aklın kalıyor da bizim boyayacak yerimiz yok. Ama en dayanıklı bir tür de bu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel, maşallah maşallah. En dayanıklı tür de bu. Bu da dayanıklı şu. He, bu da rozet çiçeği. Bak. Bende de pembesi var, pembesi. Ben sana pembesinden vereyim de, dik tohumundan bir sürü çıkıyor. Çiçeği de hiç eksik olmuyor maşallah. Öyle. Hmm. Onun anası şu şu. Onun içinde bitik buralarda. He. Hiç onlar Bende de çıktı dikmedi. beyaz ha. Belki de nereden geldi bilmiyorum onun tohumu. Bende beyaz Vallahi çıktı. bilmiyorum. Buradan işte. Ha. Normalde yıllardan beri bende pembesi vardı. Şey de ya, tozlaşıyorlar da. Bilmiyorum işte. O He. bir bayağı oldu geldi şeye. Bak burada maydanozun tohum yapmış. He. Şöyle yapak da saksısına geri atak. Şu yine arabalar geldi.
Şunda şey oldu. Eden arkadaş. Hı. Böyle şey olup da çekecek. Ona kadar çiçeği almıştı. Onun bunu dikiydi. Bir de onu dikip gönderiyordu. Hı. Rozet çiçeği. Bak, o da duruyor, o da duruyor. Maşallah. İkisi de aynı renk mi bu yılbaşı çiçeklerin? İkisi de aynı. Hı. Şunu ben komşudan aldıydım. Komşu diktiydi böyle. Bunu komşuda da çoğdu. İşte ev, ev yıkıldı. Hı. Burada bilmiyorum. Onu da sordum da gelin. Evet, hemen böyle. Burada da tavşan kulağı var, kaktüs. Hemen dip kızımda farklı biri var. Arkadaşlar bu mesela, bunu ben çok sevdim, çok hoşuma gitti. Pembiş pembiş de çiçeklere oldu bu sene. Ben sularken gördüm. Bu açar durur diyor Fatma teyze. Demek ki cinsi çok farklı. Çok güzel pembe, şeker pembesi çiçeği oluyor. Bu da bordo yapraklı, şey bordo tüylü tavşan kulağı kaktüsü. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar Fatma teyzemizin balkonunda. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet, bir başka videomda tekrardan görüşelim. Like'larımızı unutmuyoruz. Bir çiçek, böcek, emoji de olursa eklerseniz yorumlar kısmına çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.